25 dakika bir konuşmam gerekiyor herhalde değil mi? Önce ayrıca da sizlere de çok teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için diyeyim. Ablam tabii Evrim'in çok güzel özetledi bizden neler yaptık, ne yapıyoruz adı altında. Ben de çok hızlı bir şekilde sizi sıkmadan 2 dakikada bu dijital dünyanın evlerine nasıl karar verdik? Hemen onu anlatıp sonrasında ödül törenimize başlamak istiyorum. 2012 yılında, 2010 yılında kurulduk. Ablamın da dediği gibi bir kırılma yaşadık. Nasıl şu an Bitcoin kırıldı, bütün dünya bunu biliyor. Biz de bir nevi kendi içimizde bir kırılma yaşadık. Bu da nasıl bir kırılmaydı? Londra bazlı bir araştırma şirketinde son 10 yıla değer katanlar adı altında 10 yılda bir yapılan, bu yılda üçüncüsü yani 2012 yılında üçüncüsü yapılan, toplam 30 yıldır yapılan bir törendi. Biz de aday adayı gösterildik. Tabii bu nasıl oldu? O zamanlar üniversitelerde hala daha devam ediyorum ama birçok konuşmacı ve bazı sosyal medya üzerine ders verdiğimden Galatasaray Üniversitesi'nde birçok hocam sağ olsunlar bizi benle beraber birçok kategori aday adayı olarak her sene başvurduğu için bu yarışmada bizi de adayların arasında göstermiş. Tek tabii dijital dergicilik değil birçok alanla alakalı. İşte kiralık elbiseler birçok projelerimiz vardı. Hocalarımız bizi iyi dinlemişlerdi sağ olsunlar. Tabii benim de haberim de yoktu. Hatta ablam da bilir. Babam da çok iyidir o dönemi. Hiç haberimiz yok. Zaten haberim olsa diyeceğim ki insanlar Mars'ta evlilik için randevu aldı, Venüs retrosunda ayrıldı, işte ondan sonra Jüpiter'de tekrardan boşanmaya gittiği bir dönemde ben nasıl aday olabilirim diyecektim açıkçası. Doğal olarak da sağ olsunlar uzatmayayım. Adaylık kısmını aldılar bizi. İşte buraya geldiler bayağı bir anlattık kendimizi. Projelerimiz neler tek dijital olarak da değil. Beklemediğimiz güzel bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunun da en güzel özelliği, hiç beklemiyordum çünkü. İlk defa 2012 yılında bir Türk firması veya da bir Türk kişisi bu kadar yıldır yapılan bir yarışmada ve değer katanları arasında adaylık konumuna getirildi. Tabii biz o sırada ailece bir ağlaştık, işte nasıl aday olduk falan deyip gibisinden. Tabii ben zaten o saatten sonra bir daha kazanmak bile umurumda değil, ayaklarımız yere basmamaya başlamıştı neredeyse. Çok da mutluyduk açıkçası. Eş zaman, iş zaman gittik, ödülümüzü aldık. Ödül almaya gittiğimizde tabii biz yayıncılık adına ödül alacağız diye gidiyoruz. Fakat bir baktık ki o yayıncılık adı altında işte sıra bize geldi. Orada arkadaşlar anlatıyor işte. Hatta aynen böyle iki tane çok güzel insan var anlatan, İngiliz arkadaşlar. Bize sıra geldi. Daha doğrusu ben yayıncılık bekliyorum ama dahilik ödülümdeyken ilk defa bir Türk'ün ödül alacağı bizim için de şaşırtıcı değil tabii biraz yüzleri düştü o ayrı bir şey ama tek salonun beni alkışladığı bir ortamda ben çıktım. İşte tek salonda da benim masamın beni alkışladığı bir yerde çıktım. Dahil proje ödülü adı altında yaptığım bütün her şeyle ödülünü aldım. O yüzden de bütün sosyal medyamda da burada da birçok basındaki arkadaşlarım da o zamanlar bana çok destek vermişlerdi. Sağ olsunlar. Türkiye'de ilk dahil çocuğu ödülünü o yarışmada biz almıştık. Bundan sonra tabii ben oradayken bu heyecanı kattıktan sonra dedim ki ben bunu Türkiye'de nasıl yapabilirim? Buradaki bu tozu nasıl başka insanlara hissettirebilirim diye. Geldik işte yönetimimizle, basındaki arkadaşlarımızla konuştuktan sonra farklı bir proje yapalım. Sadece internet üzerinden oylamalarla, sadece tek ünlülerin değil, kendi sektöründe de fenomen olan firmaların da yarışabileceği bir şey yapalım. Çünkü hepimiz internete girdiğimizde, hasta olduğumuzda Google amcaya soruyoruz. Diyoruz ki bu doktor iyi midir, şu iyi midir, yorumlara bakıp gidiyoruz. Sanat camiasını, iş camiasını birleştirip bugünlere kadar da geldik. Bugün de 6. Dijital Dünya'nın evlerini yapıyoruz sizlerin katkılarıyla. Daha da uzatmadan ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.